Diyorlar ki abi Ronaldo'yu anlattın, Messi'yi niye hiç anlatmıyorsun? Sen var ya kesin Ronaldo'cusun. Ne alakası var? Ben dibine kadar Messi'ciyim bir kere. Geçen Deplasa dergiden arkadaşlar da sordular. Messi mi Ronaldo mu diye anket yapmışlar. Messi dedi. Aç bak. Hatta iddialıyım. Messi niye bu kıyasa sokuluyor biliyor musun? Kendini ifade edemediğinden. Evet, bu dünya böyle bir dünya bak valla. Az bu reklamdı, kendini göstermeydi, bu işlere kafa patlatsa, emek verse yanına kimse yaklaşamaz. 21. yüzyılda sadece yetenekli olmayacaksın ha. Bir de bu yeteneği gösterdikten sonra anlatman lazım. Maalesef öyle yani. Ronaldo keşke Müslüman olsa falan. Milyonlarca insan böyle söylüyor dünyada. Niye? O pazara da, Güneydoğu Asya'ya da göz kırpıyordu onda. İsrail formalarını reddetmeler falan. Benim bile, şimdi bunu söylememe rağmen acayip hoşuma gidiyor. Yalan değil yani. Ama Messi yapamaz. Çünkü o çocukluktan beri böyle abi. İçine kapanık bir çocuktu. Onu doktora götürdüklerinde bile hani o çıkar üstünü yavrum falan. Orada bile bayağı zorlanırmış. Valdano'nun dediği gibi yani. Messi sadece ayaklarıyla manşet üretir. Yani boşuna demeyin abi hep Ronaldo, Messi nerede? İşte Messi anlat. Gel sen anlat. Kolay olsa çoktan anlatırdım. O kadar zor ki. O yüzden hakkında söylenen sözlerle ilerleyeceğim fazlaca. İşte Stoichkov mesela, çocukluk kahramanı. Diyor ki beni durdurmak için bir tabanca gerektiğini söylerlerdi. Messi'yi durdurmak için makineli tüfeğe ihtiyacınız var. İşte Arsene Wenger, o bir PlayStation oyuncusuna benziyor. İşte taçsız kral Pele, Brezilyalı gibi çok yetenekli ve teknik, asıl önemli olansa oyun görüşü üst düzeyde diyor. Top ona gelmeden ne yapacağına çoktan karar vermiş oluyor. Gezegenin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim diyor. Efendim işte Xavi, hiç kimseyi Messi ile kıyaslamak istemiyorum çünkü onları aşağılamak istemem diyor. Ve stili Guardiola, Messi istediği zaman kötü oynayabilir ama o bunu hiç yapmıyor. Ara sıra alışıldığı gibi oynamadığı oluyor tabii ama o adeta bir tanesini geçtikten sonra bir diğerine rastlanan bin yıllık tarihi eserlerle dolu bir şehir gibi. Ancak o eserlerden birini alıp sıradan bir şehre koyduğunuzda insanlar sadece onun etrafında saatlerini, günlerini hatta haftalarını geçirebilir diyor. Lafın güzelliğine bak bu arada yani. Şimdi bir de benim anlatacaklarımı bir dinle bakalım. Daha önce duydun mu bunları? Bir de alta yorum lütfen. Bir de durun müsaadenizle sponsorumuza bir teşekkür edelim. Efendim yemek sepetinde indirim yağmuru devam ediyor. Benim gibi oturdun ekran başına, maç izleyeceksin, takıma konsantresin, Messi'ye bakacaksın diyelim. Hiç yemek yapmayla falan uğraşmamak için açıyorsun yemek sepeti uygulamasını, adresini giriyorsun, restoran listele yapıyorsun. Bir sıralanıyor puanına göre o an açık restoranlar, indirimine göre önünde. İstediğiniz restoranı seçip orada indirimli fiyatları görebiliyorsunuz. Siparişi tamamladıktan sonra da sepete girip indirimli miktarı görüp o indirimli miktar üzerinden siparişinizi verebiliyorsunuz. Zaten online ödeme rahatlığı var. Temassız teslimat güzelliği var. Her şeyi kolayca halledebiliyorsunuz. Eğer siz de bu şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Tamam. Yemek sepetinin kolay ve hızlı sipariş yöntemlerinden söz ettikten sonra bence en şahane topçunun hikayesine geçebiliriz. Intento de entrar a la cancha y disfrutar como lo hacía cuando era chico. Sé que tengo mi responsabilidad y hoy juego para ganar, para intentar de conseguir cosas, pero la misma manera de intentar de disfrutar siempre. Higuaín, Messi kept going, it's Lionel Messi! He scored! Güzel insanlar, Messi PSG'ye giderken bayağı üzüldü, ağladı, görmüşsünüzdür. Aslında Messi tam olarak bu biliyor musunuz? Bir Şampiyonlar Ligi maçında takımı kazanmasına rağmen ilk 11'de yer almadığı için soyunma odasında ağlamışlığı vardır. Ya da başka örnek, Arjantin takımıyla ilk maçına çıkıp daha ilk dakikasını bitirmeden oyundan atıldığında da gözyaşlarına boğulmuştu. Ya düşünün işte, arda arda 5 şampiyonluk kazandıktan sonra Barcelona'da takımı Kral Kupası'ndan elendiğinde de ağlıyordu o. Messi her yenilgiyi bir çocuğun amatör ruhuyla dünyanın böyle sonuymuş gibi algılıyordu. Öyle derler hakkında, artık pek yok da eskiden Messi'nin oynayamadığı zamanlarda yaşadığı sıkıntı kolayca depresyona dönüşebiliyormuş. Bir örnek size.
Guardiola bunu 2009 yılında anlamıştı. Takım bir sabah antrenman için hazır. Sahaya çıkıyorlar falan ama Messi gelmemiş. Hasta olduğunu düşündüler, herhalde üşüttü falan. Sonradan gerçeği öğrendiler tabii. Neymiş biliyor musun? 2 gün önce Guardiola onu Sevilla'ya karşı yapılan maçta oynatmamıştı, tamam mı? Adam Messi bu duruma gücenmiş. Halbuki teknik direktör onu Şampiyonlar Ligi'ndeki daha önemli bir maça saklamak istemişti. Guardiola'nın anlamadığı şey o zaman için Messi top oynamamayı yediremiyor kendine. Bir şey daha, Messi sahada bir destek elemanı olmayı reddediyordu. Asla kendisi olmadığı bir karakteri oynayamazdı. Eğer senaryoya rıza göstermiyorsa buna gergin bir sessizlikle yanıt veriyordu. Guardiola işi çözdü tabii sonra. Bir daha asla onu oynatmaktan geri bırakmadı ve hatta çok iyi biliyorsun bunu. Messi'nin pozisyonu için o yarışan forvetlere İbrahimovic'leri, Eto'ları gönderdi. Messi Şampiyonlar Ligi forveti oldu sonra. Böyle bir adam o. Allah bir kendi sözü. Babamın ve bizim ilk İspanya günlerimizde ağladığımı görmesin diye babam odaya kilitliyordum kendimi diyor. Ailesi çünkü şehre alışamadı, geri döndü. Biliyorsunuz aslında kolay bir hikaye değil onunkisi. Yani babasıyla birlikte bir uçağa binip Avrupa'ya ilk gittiğinde 13 yaşındaydı daha. Durmadan ağlıyordu, geri dönemeyeceğini hissediyor gibiydi. Ama asıl ağlatacak dert ondan öncesi tabii. Şöyle anlatayım en iyisi. 11 yaşına geldiğinde Messi'nin boyu şu kadar. Var mı bu kadar? 1 metre 30 santim işte. Var mı bu kadar 1 metre 30? 9 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyuna denk geliyor işte. Götürüyorlar doktora bunu. Muayene, tahliller falan. Teşhis şu. Büyüme hormonu eksikliği. Kemik yaşında gecikmeye neden olan bir hastalıktı bu. Tedavisi için yapılacak şey belli. Günde bir doz somatotropin. Doğru söyledim inşallah. Alacaksın. Şart. Tamam alalım hocam. Ne kadar? Git eczaneye sor et derken ayda 1000 dolar baba. Babanın maaşının yarısından bahsediyoruz yani. Babası da Arjantin'in en önemli çelik fabrikasında tam zamanlı bir şef olarak çalışıyor o zamanlar. Annesi Celia teyze de çocuklarına bakmak için manyetik bobin fabrikasında çalışıyordu. İşini bırakmak zorunda kalmıştı. Evin rızkı Messi'nin ilaca gidecek yani. Zor iş değil mi? Güzel insanlar, bir ara bilgi. Messi'nin müzdarip olduğu bu cücelik, öyle diyorlar, her 20 bin doğumdan birinde oluyor. Kemik yaşı gecikmesine karşı uygulanan tedavide hastalar kendilerine sentetik hormon enjekte etmeye başladıklarında hızlıca büyüyorlar. Doktorlar hızlı büyümenin sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal bir deneyimde olduğunu söylüyor. Ona da ayrıca geleceğim de şimdi şu tedavi sürecini bir halledelim. Babası oğlunun tedavisine devam edilmesi için futbol kulüplerinden yardım bulalım dedi. Madem öyle futbolu da seviyor, devam etmek istiyor. Ama o da kolay değil ki be abicim. Tamam Messi çocukken muhteşem. Pire gibi oynuyordu. O yüzden ona La Pulga dediler yani pire. Okey. Gerçi daha küçükken cüce diyorlardı ona. Her neyse kısa boyu sahadaki hızıyla birleşince böyle kendisini durdurmayı deneyen savunma oyuncuları için ölümcül oluyormuş o zaman da. Ama bakıyorsun adam bu kemik sorunu yüzünden hep sakat. Bir gün Messi sokaktayken kardeşlerini takip ediyor. Yakalamaç oynayacaklar falan. Kendisine bisiklet çarpıyor. Sol kol gitti, kırıldı. Varan bir. İki, 12 yaşındayken antrenmanda takım arkadaşı onu itti, bileği çatladı. Al sana 3. Barcelona'ya geldikten sonra bile bir maçta rakibi sol kaval kemiğini kırmıştı. 15 yaşındayken ya da İspanyol takımıyla oynuyorlar. Rakibin kafa darbesi sonrası çenesi gitti, çenesi kırıldı. Messi bayılmıştı. O şampiyona maçını o şey takıyorlar ya, ortopedik maske takarak bitirmişti. Dayanıksız olduğu için zor kabul ettirmek yani, anlatabiliyor muyum? Yine de bir umut gittiler Neville's Old Boy'a. Tamam dediler onlar da. Ama sadece 2 ay. Sonra River Plate'e gittiler. Yardım etmeyi kabul etmedi onlar. Barça o yüzden Messi'nin asla ayrılmam dediği kulüpte. O yüzden ağladı. O aidiyet başka. Messi'nin de hayatı, olaylara bakışı başka. Tripli bir adam. Yani hatırlasana şeyi bahsetmiştim ya. Yine anlatacağım onu. Güzel insanlar, Messi 12 yaşında da. O da işte anlatıyorum ya, topçu olmanın peşinde. Okul hiç sarmıyor zaten falan. Okulu pek sevmiyordu. Böyle bir zorunluluk olarak görüyordu. Hani çok örnek almayın ama hatta bazen okula giderken kitaplarını götürmeyi unutuyormuş bizim şaşkın olan. Karar veriyor, şeye gidecek. River Plate deneme antrenmanlarına gidecek. Orta arkadaşı Jimenez diye bir bebe. Beraber gidiyorlar seçmelere, tamam mı? İlk kez duyan varsa dikkatli dinlesin. Şimdi bir araba hayal et, tamam mı? Şoför koltuğunda Vario diye bir hoca var. River'da oyuncu izleme işlerinden sorumlu.
Arka koltukta iki Cancito var. Biri Jimenez, diğeri de Messi. Abi anaları babaları yok mu bu çocukların? Onlar arkada başka arabada takipteler. Neyse varıyorlar antrenman sahasına. Haydi seçmeler maçı. 87 doğumlularla 85'liler kapışacak. Bu Jimenez'i atıyorlar 87 jenerasyonunun forvetine. Bizim Leoner de yedek kulübesinde abi. Son bölümde hadi sen de gir süt oğlan çekmişler buna. Bakıyor annesi de oğlu yedek maçta bitmek üzere. Hoca fizik zayıf diye oynatmayacak bunu belli yani. Anne Messi'ye diyor ki oğlum bak maç bitmek üzere hocana git. Biraz da olsa seni de oynatmasını iste diyor. Ondan sonra oyuna giriyor. Neyse abi Jimenez diyor ki sonraları kankam diyor Messi yani. Son dakikalarda oyuna girdi ama bir görmen lazım diyor. Top Messi'ye geldiğinde diyor karşısında iri yarı böyle yarma gibi bir herif vardı diyor. Herkes ulan acaba ne yapacak diye beklerken bir çaktı diyor bacak arasını. Sonra bir daha acayipti diyor. 3-5 dakikaya Luna Park etkinliği gibi sığdırmış maharetini bizim Leo. Sonra maç bitince abi bunlara demişler hafta yine gelin. Bunlar tabi güle oynaya dönüyorlar. İşte teneffüslerde arkadaşlara hava basacaklar. Kızlara tabi kızım ona bir çalım buna bir bacak arası attım. Jimenez de diyecek ki muhtemelen ben 11'dim Messi sonradan girdi falan. Kızlara karşı rekabette öne geçme taktikleri falan. Patates kızartmaları falan. Geçti mi abi böyle bir hafta? Geçti. Bir daha bu kez ikisi de 11'de. Bu 87'liler kendilerinden 2 yaş büyükleri yeniyorlar mı abi? 15-0. 15-0 abi. Messi tam 8 gol çakıyor güzel insanlar. İkisi de seçiliyor tabii takıma. Ama şimdi ufak bir sorunumuz var bu sefer. River Plate altyapısında yer alan çocuk yaştakiler aileleriyle kalmak zorundalar. Dönüşte Messi diyor ki Jimenez'e kuralı biliyorsun. E benim aile Buenos Aires'te değil. Ben acaba sizde mi kalsam? Jimenez de diyor ki hay hay kanka ben zaten büyük annemdeyim. Gel beraber takılalım FIFA'da sana bir çakayım falan. Ama sonra öyle garip bir şey oldu ki resmen futbolun tarihi yön değiştirdi güzel insanlar. Abi bunlar bir arabayla geldiler dedik değil mi sahaya? E dönüşte ne olacak? Aynı arabayla olacak haliyle. Şoförün adı neydi Orçun? Joker hakkı kullan istersen kardeşim. Tövbe yarabbim ya. Varyo. Bir hafta önce de varyoydu, bir hafta sonra yine varyo. Abimiz bu sefer ama şöyle bir şey yapıyor. Arabaya bir çocuk daha alıyor. Diyor ki sıkışın bakalım çocuklar, kardeşe yer açın falan. Abi çocuk geçiyor cam kenarına. Messi ile Jimenez de başlıyor mu diğer cam kenarı için kavgaya? Ben oturacağım, hayır ben oturacağım. Messi kısa da boylu, yine çevik o zamanlar. Tak! Atlıyor geçiyor camın, öbür camın kenarına. Bu Jimenez de kızıyor abi. Çocuk yaşlılar tabii. Diyor ki gelme lan biz o zaman diyor. Madem cam kenarını sen aldın bizimle kalamazsın o zaman diyor. İşe bakar mısın? Cam çocuklar ama yani bir yandan da işe bak durumu oluyor. Jimenez diyor ki Messi'yi ondan sonra bir daha gören olmadı. Sadece babama demiş ki ben River'da oynamayacağım. Tarihin en büyük ve en yanlış tribi diyebilir miyiz hocam? Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. O salağa geri döneriz de. İşte oralarda aradığını bulamayan Messi için ne yapacağız, ne edeceğiz diye kara kara düşünürlerken o zamanlar Messi'ye mimandarlık mı diyeyim, bayağı menajeri mi diyeyim bir adam abi video çekiyor Messi'ye. Orada adam portakalı 97 kez, bir tenis topunuysa 120 kez sektirerek sürüyor. Toplar da yere değmiyor ha. Menajer diyelim bu adama bu sihirli numaraları videoya kaydediyor mu? Gönderiyor mu? Videonun kopyasını Barcelona'daki bağlantısına. Diyorlar hemen gelin. Ve tası tarağı alıp yepyeni bir ülke, yepyeni bir hayat, yepyeni bir dünya. O yüzden ağlıyor İspanya'ya giderken. Ne yapsın? İstemez de ona sorsanız. Arkadaşları var. Keyfi yerinde. 5-6 yaşından beri sokakta aynı çocuklarla büyümüş. Şimdi bir baba bir o. Zor ama yapacak bir şey yok. Çünkü Messi Barça için ayrıldığında Arjantin finansal krizin eşiğindeydi, ülkesi öyleydi yani. Eşit değişim oranı kaybolmuş, devlet bankalarda mevduat çekimini yasaklamış ve ülke bir ayda 5 başkan değiştirmişti. Bazı kamu hizmetleri askıya alınmıştı işte. Örneğin Messi'nin kullanması gereken o sentetik büyüme hormonu sigorta dışında bırakıldı. Ne yapacaksın? Mecbur. Bu adam Messi İspanya'ya geldiğinde getiriyorlar. Atıyorlar hocanın önüne. Eline de özlük dosyasını tutuşturuyorlar. Allah'tan hoca iyi işte bak. Yoksa ah gurbet, zalim gurbet söylerdi Messi yeminle. Dosyasına bir bakıyor Borel hoca. Arjantin gazetelerinde bu Messi için yazılan yazılarda gambeta kelimesi var. Ne demek? Dribbling işte. Bir de enganche yazıyor. 10 numara demek. Biliyoruz da konuşuyoruz. Böyle arka arkaya övgülü metinler. Aman şöyle iyi, böyle topçu yani kızını verirsin adam o kadar metiye.
Ama bir parça adam bu da yani. Şimdi hoca da çekiniyor haliyle, bundan 10 numara olur mu şimdi yani falan. Borrell diyor ki ama o dönem kulüpler genç oyuncuları alıp dünyanın bir ucundan buraya getirmezler. 13 yaşında zaten bir şey olmalı ki getirdiler. 2 hafta deneyelim bakalım dediler. 2 dakika sonra okey verdiler. Ya yetenek harika bir şey ya. Diyor ki hoca, bu velet idmana bir çıktı. Karar verme hızı, çabuk ayakları, 3-4 kişinin belini kırması o kadar iyiydi ki çalım yiyen çalım yediğini anlamıyordu diyor. Düşün. Daha diyor siz adını söyleyemeden topu filelerde görüyordunuz. 13 yaşında da bizim Messi şimdiki gibiymiş yani. Hanımlar beyler sürekli pazara gönderip golü yapıştırıyormuş. Borrell hoca diyor ki Cruyff gibi, Pele gibi futbol oynamak için doğmuş Messi de. O beni bulduğu için değil, ben ona denk geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum diyor. O çok yetenekliydi. Ben de zabıt tuttum, rapor verdim, o kadar diyor. Ama yukarıya doğru ilk keşif, hani bazen her şey güzeldir de birinin alıp seni böyle koyması lazım ya. O kişi de Charlie Rexach hoca. Diyor ki bazıları Messi ile anlaşma imzalamak istediğinde onun bir langırt oyuncusuna benzediğini söylemişti. Ben de eğer tüm langırt oyuncuları onun gibiyse o zaman bu langırt oyuncularından bir takım oluşturmak istediğimi söylemiştim diyor. Ve devam ediyor. Onu ilk gördüğümde farklı olduğunu anlamıştım. Hele bir büyüsün de goller atsın, dünyanın zirvesine çıksın demiştim yanımdakilere. Sonra da ne yapmış biliyor musunuz? Meşhur peçete hikayesi. Gerçi Messi ben olayı görmedim diyor ama Rexach öyle anlatıyor. Diyor ki Messi'yi kaçırmamak için bulduğumuz ilk nesnenin üzerine imza attırmaya çalıştık. Messi'nin ilk kontratı babasıyla Rexach'ın bir peçete üzerine attığı imzalardan ibaretmiş yani. Güzel hikaye, sesini çıkarma. Sonra güzel insanlar, eski antrenörü Puyol diyor ki bacakları bir tavuğunki gibiydi diyor ama gümbür gümbür geliyor baba. Çünkü ortada salt bir yetenek var. Düşünün Capello'nun bile o zamanlar ağzı sulanıyor. Onu 16 yaşında Barcelona formasıyla izledikten sonra tabi biraz şakayla karışık. İstemiyorlarsa memnuniyetle ellerinden alırım diyor adam. Bir de Barcelona'nın olayı değişiyor. Barcelona artık tipik uzun boylu kaslı futbolcu aramıyordu o günlerde. Teknik zeka ve yetenek öncelikli hale gelmişti. Oysa mesela Pep Guardiola La Masia'da küçük bir çocukken sırf fiziği zayıf diye takıma alınmıyordu neredeyse. İş değişince Messi takım arkadaşlarının da aksine hani Barcelona'da futbol oynamaya gerekli o sağlık kontrollerinden bile geçmedi. Hemen başlattılar yani. Çünkü takımın da bir golcüye ihtiyacı vardı. Yöneticilerin de fazla beklemeye sabrı yoktu. Doktorlar sonunda kan tahlili, güç, işte antropometri muayeneleri bir yana kemik yaşı gecikmesini ölçümlemek için bir bileklerini röntgenledi. Teşhis umut verici, sıkı bir diyet, kişisel egzersiz programı, Messi kendisini hormon enjekte edilmeden zaten maksimum performansına erişebilecekti. Kulüp zaten o son büyüme hormonu tedavisinin ücretini de ödedi. O konuda kapandı yani. Ve bir de ne görelim? Messi her geçen gece yavaşça kendini enjeksiyonlardan kurtarmaya başladı. Artık bir yerleri incinmiyordu. Kemiklerinin zayıflığından dolayı sakatlanmıyordu. Oh, misler gibiydi artık hayat. Ama söyleyeyim bizimkinde yine tık yok. Her şey aynı. Antrenmandan sonra ne yapıyorsun dün? Ne yapayım be? Eve gideyim, babayla takılırım biraz. Televizyon izlerim. Bu. Ya Türk gibi ya. Ben sadece bizde zannederdim mesela uyumaya çalışırken televizyonu açma. Bunda da var. Arkadan ses gelsin de rahat uyuyayım, rahat uykuya dalayım hesabı. Yani bu yani lise arkadaşının dediği gibi Messi değişmez. Eşi değişti mi? Yok. Tavrı? Yok. Aynı. Arkadaşları aynı. Bak bir keresinde milli takım Rosario'da oynadığında Messi çocukluk arkadaşlarına, eski hocalarına falan maç bileti almış. Gönderiyor hani gelip Messi'yi canlı izlesinler diye. 2009'da rakip de Brezilya. Hoca ki Maradona. Yani ikinci yarıda Veron Messi'ye paslıyor. 2-1 kaybediyorlar o sırada. Durumu eşitleme şansı var. Messi işte bir boşluk arıyor. 2 Brezilyalı oyuncu onu tutuyor ve topu onun kontrolünden alıyorlar. Bu topu son görüşü ve uzun bir vuruş yapıyorlar sonra. Uzun bir top çıkarıyorlar. Brezilya da o 3-1'e getiriyor durumu. Tabii Messi hayal kırıklığı. Çocukluk arkadaşları antrenörleri tribünde. Hatta antrenörlerinden biri bilet alamayınca maç sonrasında stadyum girişine gidiyor. En unutulmaz öğrencisi, 10 yıldır görmemiş falan. Otobüsle ayrıldığını görene kadar bekledim diyor. Geriye dönmek, ülkesinde yenilmek istemiyordu ama olan oldu diyor. Ben de göreceğini umarak beni görür diye kollarımı salladım diyor antrenör. Messi sizi gördüm efendim soruyorlar falan. Diyor ki evet, yani o nikotin lekeli bıyığının altından güldü beni görünce diyor. Benim olduğum tarafa diyor öpücükler göndermeye başladı diyor. Messi böyleydi, unutmaz. Geldiği yeri hayatta unutmaz.
ona 2 ay ilaç aldılar diye ne olsa bile selden zarar gören tesislerin tamiratı için 22 bin avro bağışladı. Ya inanmazsın, kasabının bile röportajını buldum. Tamam. Messi hep aynı şeyi yiyor diyor adam ya. Ne diye soruyorlar? Kanat mı? He, kanat. Ne yiyecek? Pirzola. Messi, yani Messi'nin duruma bakışı da şu ha. Ben sadece para kazanmak için futbol oynayan sıradan biriyim. Şimdi sıradan dediği şeyleri konuşalım mı biraz? Daha ilk başlar ya. Alpacete maçında oyuna girdikten 3 dakika sonra tak kalecinin üzerinden aşırtma golü atıyor. Kulüp tarihinin gol atan en geç oyuncusu oluyor. Rekor kırdığı maç geliyor mesela aklıma. 2010 olması lazım. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal attı 4 gol. Barcelona formasıyla Devler Ligi'nde bir maçta en fazla gol atan adam. Maçtan sonra dedi ya sırf 4 gol attık ama hani bu kariyerimin en iyi maçı değil, 4 gol attım diye bunu söyleyemem diyor. O kadar gol atmadığım birçok maçta ben daha iyi oynadım diyor. Şimdi en iyi golü hangisidir? Yani biz öncesinde böyle bir konuştuk da Getafe maçı olduğuna karar verdik. Bir bakarsınız ona. Verirsin herhalde değil mi buraya Getafe maçı? Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Abi bu arada buna karar veremiyorsun yani. Kimsenin o kadar vakti yok. Çünkü tüm golleri de aklında tutamazsın yani. Yazdığın Messi'nin golleri çok uzun sürüyor yani. Getafe'ye attığını da şeyden hatırlıyorum. Hani şu Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol var. Onun aynısı diye hatırlıyorum. Maradona'ya da sordular. Dedi ki beni provoke etmeyin. Ben o golü İngiltere'ye attım. Getafe'ye değil demişti. Şimdi hep de kıyaslandılar ya. Messi'ye de sordular. Cevabı artık tahmin edersin zaten. Çok sıkıcı. Maalesef Messi biraz da sıkıcı bir adam yani. Bir efsane olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Ben işimi yapıyorum. Bence kimseyle karşılaştırılmayacak tek isim var, Maradona diyor. Yani Messi Gökhan Emreciksin de işini yapıyor da yani bu böyle bir şey mi Messi ya? Yani o yüzden kıyaslanıyor işte yani krallığını paylaşmak zorunda kalıyor. Maradona yılda ortalama 45 maça çıkıyordu. Messi sen sadece 2010'da 60 tane maç oynadın yani oradan oraya koşturmaktan ciğerin çıktı kaç sene yani. Benim en iyisi desene kardeşim. Allah Allah. Yok Wembley'de finalde attığı bir gol. Yani o golden sonra gitti hatta yani mikrofonu bir tekmeledi. Sordular hatırlamıyorum dedi. Polat Alemdar gibi her şeyi de hatırlamıyorum diyor. Soruyorlar ben de tişört kot giyen sıradan biriyim diyor vallahi. Yani hiçbir şey diyemezsin. Güzel insanlar. O öyle düşünmese de sıra dışı bir adamın rutinlerinden de ben biraz bahsedeyim. Belki işinize yarar, ilham olacak bir yan bulursunuz kendinize. Şimdi bu sıradan Messi antrenmana giderken arabayı çok sakin kullanıyor, tamam mı? Bilerek. Dönerken daha da sakin. Yorucu antrenmanlardan önce kendimle biraz baş başa kalmaktan hoşlanırım diyor ondan. Ayrıca hep aynı yoldan gidiyor. Konsantrasyonunu arttırıyormuş. Tesislere antrenmandan bir saat önce geliyor. Milletle birlikte kahvaltı edermiş. Sonra bu ara sıra tesislerde dolaşır. Ya da oturur soyunma odasında tek başına. İçimden öyle geliyor. Özellikle yapmıyorum diyor. Soyunma odasında nasıl derseniz öyle motive olmak için sürekli konuşup bağıran tarzda bir oyuncu değil. Tahmin edersiniz zaten. Sakin kalmaya, düşüncelerime odaklanmaya ve maç içinde karşılaşabileceğim senaryolara hazırlanmaya çalışırım diyor. Özellikle rakip savunmacıları ve yapacakları müdahaleleri zihnimde canlandırmaktan keyif alıyorum diyor. Ama diyelim ki işler yolunda gitmedi. Onu da oda arkadaşı Veron'dan öğreniyoruz. Veron diyor ki karanlığa gömüldüğünde gözlerinize bakmaz. Bu olduğu zaman en iyisi diyor onu yalnız bırakacaksın. Bazen odaya çıkardı o kızgın olurdu ve ben de buna izin verirdim yalnızlığına yani. Bir de demiştim ya uykuyu çok seviyor. Bırak bunu uyusun sürekli. İşler iyiyse aç şeyi konsolu kapı çalın baba. Online'da da takılıyor ama ismini gizliyor söyleyeyim de yani. Okumuştum çünkü. İnsanlar benim Messi olduğumu bilmeden ben onlarla FIFA'da kapışıyordum diyor. Şimdi çoluk çocuktan vakit kalıyor mudur, oynuyor mudur bilmiyorum. Benim gördüğüm eski bir röportajıydı. Ha, bu arada eşi de en iyi arkadaşının kuzeni. Böyle bir hayatı var Messi'nin yani. Ezelden beri böyle. Lise öğretmeni de aynı şeyi söylüyor. Dedim ya kasabı da aynı şeyi söylüyor. Lise hocası diyor ki mesela o sessiz bir liderdi. O hareketleriyle liderlik ederdi, sözleriyle değil. Takım arkadaşları da öyle yani. Aynı şeyi söylüyor. Değişen hiçbir şey yok. Hala çizgi film delisi, hala oyuncak manyağı. Hatta kendi bile mesela Messi 2010 sezonu boyunca giydiği kramponları Katalan Oyuncak Müzesi'ne bağışladı.
Böyle yani geçmişte bağını da koparmıyor. Mesela biliyoruz değil mi? Lionel Messi 5 yaşındayken bilinen iki ay anneannesi elinden tutmuş, ilk kez futbol oynamaya götürmüş. Şimdilerde ne yapıyor? Bak unutmuyor hala. Torununun yaptığına bak. Golleri atınca niye gökyüzünü işaret ediyor? Ona atfediyor. O günden beri Messi ailesinin elini bırakmıyor. İlk maçını hiç unutmuyor. Ya da Eylül 2005'te 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Nou Camp'taki bir Udinese maçında Ronaldinho'nun yerine oyuna girerken tüm tribün onu ayakta alkışlamıştı. En önemli an diyor hala. Unutmuyor demişken Jimenez'i unutuyor. Bak hani arkadaşı vardı ya kankası. Hani cam kenarında oturdu diye trip atan kankası. Heh, gerizekalı. Jimenez Messi ile harika ikili olurlardı ama bizim Saftirik ne bilsin tarihin en büyük meydan okumasını yaptığını çocuk aklıyla. Baktı olmuyor, bir süre sonra Jimenez de bırakıyor futbolu. Messi ile de bir daha ne görüşüyorlar ne konuşuyorlar. Buraya tam böyle Orçun Sinan Çetin lazım biliyor musun? Ve işte kapı açılıyor ikili yıllar sonra bir arada falan, çok güzel olurdu. Ama sadece bir kez iletişimleri olmuş. 2010 Dünya Kupası'nda Jimenez Messi'nin Facebook sayfasına Arjantin seneni gurur duyuyor yazmış. Messi de like'lamış onu. O kadar Jimenez anlatıyor. Ezik. Yani bizim Jimenez'den alacağımız çok bir şey yok. Biz yine Messi'ye kulak verelim ve yeteneği sıradanlaştıran adamın sözlerini aktaralım. Diyor ki efendim, tek motivasyonum her sabah mutlu uyanmak. Çünkü yaptığı işten keyif almaya çalışan bir adamım. Aksi takdirde hiç anlamı kalmaz. İlk hedefim eğlenmek. Bu sayede hayattaki ideallerime ulaşmak daha kolay hale geliyor. Ben buna bir ilave yapayım müsaadenizle. Sevgili Messi, mütevazılık harika bir duygu ama fazla mütevazılık vasat adamdan nasihat dinlettirir adama. Ya da gereksiz kıyaslara sokar insanı işte, o mu bu mu diye. Ama seni de anlıyorum, hani oldu ya en iyisi ben öyle bitireyim. 2010 yılındaki Dünya Kupası'ndan sonra gazeteciler nasıl olup da Messi gibi bir adamın kaybettiğinde ağladığını falan soruyorlardı. Meksikalı yazar Villoro şöyle yorumladı durumu. Messi hala bisikleti kazanmak için oynuyor. Nokta. They say Messi doesn't talk much. They're wrong. He's been preaching to us all along. When you have every reason to go down, do not go down. You can't defy the odds when you're down. You can't make someone a believer when you're down.